Günün ekstrem filmi Hell Driver. Bundan önce ekstrem olduğu iddia edilen başka bir film seyretmiştim. Ancak hayal kırıklığına uğramıştım. Zaten seyircinin beklediği iki tane film çeşidi var. Bir tanesi ekstrem, bir tanesi de ok gibi. O yüzden bu konularda sizi hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Onu ileriye atıp ekstremin de ekstremi olacağını düşündüğüm saçmalık derecesinde Tokyo Gore Police filminin yönetmeninden Hell Driver isimli filmi seyretmeye karar verdim. Hell Driver filminin konusu uzaydan göktaşı gibi bir şey geliyor ve bunun içinde bir virüs var. Bu virüs bir toz bulutu gibi bütün Japonya'yı kaplıyor ve oradan da dünyaya doğru ilerliyor. Bu bulutun içinde kalanlar çok değişik bir zombiye dönüşüyorlar. Yani zombi gibiler ama alınlarında da bir anten var. Anteni öldürmeden hiçbir şekilde yok olmuyorlar. Kafasını kessen dahi. Bu antenin de garip özellikleri var. Bir tanesi vurunca patlaması. Bir diğeri de burundan çekilince kafa yapması. O yüzden insanlar da bu antenleri kesip satıyorlar falan. Hell Driver dedikleri kızın da elinde bir kılıç var ama o kılıç da aynı zamanda elektrikli testere gibi. Etrafı yani. Bu silahla bu yaratıklara karşı mücadele ediyor. Filmin bir noktasında şeyi fark ediyorlar. Bu kızın kötü kalpli bir annesi ve o annenin de bir kardeşi var. Bu iki kişi aynı zamanda yamyam oldukları için kızın babasının bacaklarını, etlerini falan böyle kesip yiyorlar. Tam o sırada bu bahsettiğimiz göktaşı düşüyor. Ve ilk olarak bu kötü kadına düşüyor. Ve aynı zamanda da filmin esas karakteri olan kıza düşüyor. Kız bu sebepten dolayı sanırım etkilenmiyor. Çok da anlamadım. Çok mantıklı bir film değil. Diğer kadın da bu Outbreak'in başlangıcı oluyor. Yani filmin bir noktasında bunu öğrendikleri zaman Japonya'nın savunma bakanı içinde bizim kızın da olduğu bir ekip toplayıp bu kraliçe zombiyi yani kızın annesini öldürmeye yolluyor. Yolda da tabii bir sürü farklı yerden gittikleri için orada da farklı mutasyona uğramış değişik yaratıklarla mücadele ediyorlar. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama arkadaşlar hani hep şey diyorduk ya animenin ya da çizgi filmin gücü çünkü normal filmlerde yapamayacağın efektleri çizgi filmlerde yapabilirsin. Bu da kötü görsel efektin gücü diyelim. Çünkü görsel efektler kötü hep. Yani genelde kötü gerçekten. Ama öyle acayip garip şeyler oluyor ki tam böyle garip ekstrem Japon animesi gibi. Gerçekten ne bileyim böyle hayal gücüm benim almıyor açıkçası. Marvel kafaya koysa dese ki biz bunu iyi efektlerle yapmaya çalışacağız. Yapabilirler mi bilmiyorum. O kadar garip yani olan olaylar. Çok ilginç bir şekilde bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Kötü görsel efektlerin gücünü görüyoruz burada. Çünkü bir noktadan sonra efektlerin kötü olduğunu zaten kafa hani algılıyor artık. Çok fazla takılmıyorsunuz. Ve ondan sonra olayların garipliğine odaklanıyorsunuz. Bir tane zombi master var mesela. Bunların arabasına saldıracak. Böyle üçer üçer zombi getiriyor. Diz çöktürüyor. Kılıçla keserek kafalarının üstüne yolluyor falan. Böyle garip olaylar. Bir tane şey var. Zombi bebeği olan kadın var. Ama kordon bağı hala kadında yani. O yüzden bebeği fırlatıyor mesela esas kıza. Bebek saldırıyor sonra kordona tutup geri çekiyor falan. Böyle. Evet. Ekstremlik iştahımızı kesinlikle doyuracak bir film. Rahatsız edici değil. Daha önce de söyledim. Efektler zaten kötü olduğu için bir. İkincisi de zaten Japonların en sevdiğim film çeşidi olan ciddi ciddi yapıyorlar. Ciddi ciddi oynuyorlar ama kendileri de kendileriyle dalga geçiyorlar büyük ihtimalle türü film. Yine kötü adamlardan bir tanesi zombilerin kolunu bacağını falan kesip böyle koldan bacaktan bir araba yapıyor. Bunların peşine düşüyor. Böyle yani film. Sonuç olarak arkadaşlar IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Araya sonunda bir tane bulduk. Arkadaşlarla toplanıp mümkün olan en garip. Gerçekten uğraşmış ha adamlar çünkü bir sürü sahne var. Garip aksiyon sahnesi üstüne garip aksiyon sahnesi üstüne garip aksiyon sahnesi var yani. Arkadaşlarla toplanıp bir şeyler yerken seyredip gülüp dalga geçme için gayet ideal bir film. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tek başınıza seyrederseniz çok eğlenceli olmaz herhalde. Tam bir partide seyredilecek parti filmi. Hell Driver, IMDb puanı 10 üzerinden 8. Bu arada aynı yönetmenin Tokyo Gore Police diye bir filmi vardı. Eski takipçilerimiz bilir. Seyrederken bir yandan da yorumlamıştık o filmi. Eğer seyretmediyseniz ona da bakabilirsiniz. Ama hatırladığım kadarıyla Hell Driver daha iyi. Daha abartı yani. Ha bu arada arkadaşlar filmdeki ana karakter olan kız bakıyorum ya bir yerden tanıdık geliyor bu. Japon kız yani. Bir yerden tanıdık geliyor diyorum. Sonradan ayıktım. Şu Fox TV dizilerinde hep başrolde olan bir kız var ya. Bildiniz değil mi o kızı? Adını bilmeyiz.
Yani adını bilmek için fazla yaşlıyım ben. Ama Fox TV dizilerinde başroldedir. O kıza aşırı benziyor. Gördüğünüz zaman kimden bahsettiğimi anlayacaksınız.